Bugünkü C# programlama dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde list view konusunu, list view nesnelerini işleyeceğiz. Hemen ilk önce new project diyoruz arkadaşlar. Windows Form Application. List view diyorum. Ve kaçıncı ders arkadaşlar bu? Hemen bakalım. 27. ders arkadaşlar. Şuraya 27. ders diyelim. Hızlıca klasör seç ve projeyi oluştur. Şimdi arkadaşlar bugünkü list view konusu arkadaşlar. İstediğimiz veriler, yani takip etmek istediğimiz verilerin dinamik veya statik olarak arkadaşlar bir tabloda bunları izlememizi sağlayan nesnedir arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bir örnek yapacağız. Burada bir simülasyon yapacağız. Bu simülasyonda İşte voltaj, akım değerleri ve bir de parlaklık seviyelerini geçeceğiz. Mesela bir cihazın, bir lambanın parlaklık seviyesini ölçeceğiz. İlgili değerden düşükse o hücreye ait olan arkadaşlar kısmın hani kaldığını, yüksekse arkadaşlar geçtiğini yapacağız. Yani geçtiğini işaretleyeceğiz. Hemen hızlıca başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Toolbox'tan ilk önce List View diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar list view'ümü seçtim arkadaşlar şöyle. Ardından dışarıdan bir girdi yapacağım için ilk önce bir buton yapıyorum. Şöyle buton. Sonra 3 tane text box arkadaşlar gireceğiz. Text box 1, 2, 3. Tamam. Şimdi şöyle gireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şöyle şunu da birazcık alalım. Şöyle aldım. Şöyle. Şöyle alalım. Şuraya da arkadaşlar butonumuzu ekle kısmını koyalım. Şimdi arkadaşlar bir de label koyalım ki neyin ne olduğunu yazdıralım arkadaşlar. 1, 2, 3. Şunu şuraya koydum. Şunu şuraya. Label 1'i de şuraya koydum arkadaşlar. Şimdi textbox 1 diyelim. Şunları ters koymuşum arkadaşlar. Şunu şöyle alalım. Şunu şuraya alalım. Bu textbox 1. Şurada textbox 3 olacak. Evet doğru. Textbox 2 tamam. Label'a arkadaşlar şöyle yazalım. Hızlıca. Gerilim diyorum. Ondan sonra akım diyorum. Ardından arkadaşlar buna da parlaklık diyorum. Parlaklık diyorum. Sanki bir elektronik devrenin simülasyon yapıyoruz arkadaşlar. Buton kısmında da arkadaşlar ekle diyorum. Hızlıca. Şimdi form'a arkadaşlar giriyorum. Şimdi benim form yüklendiğimde ilk önce list view'un özelliklerini belirlemem lazım arkadaşlar. Bunun için list view 1 diyorum. Ardından arkadaşlar bunun neyini yapmam lazım? Ayrıntılarını ayrıntılı bir şekilde tanımlamam lazım. Onun için view diyorsunuz ve view deyip details diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? Biz grid istiyoruz. Grid demek arkadaşlar ilgili formda şuralarda böyle sellerin yani hücrelerin oluşmasını sağlayan çizgiler arkadaşlar. List view 1 grid lines diyorum arkadaşlar. True diyoruz. Sonra tüm row'larda işlem yapabilmek için arkadaşlar buradan full row select diyorum arkadaşlar. Bunlar otomatik tanımlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bir de bu list view'un arkadaşlar biz neyini yapmak zorundayız arkadaşlar? Header'larını oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu header'ları da oluşturmak için arkadaşlar şöyle bir yol izliyoruz. Şöyle geldim. List view 1 column arkadaşlar şöyle
Columns, ya bu şey demek. Her bir tanımladığımız kolonu yani sütuna istediğim değerleri yazdıracak. Mesela burada ne yazdıracak arkadaşlar? Volt diyorum. Şöyle volt DC diyorum arkadaşlar. Mesela kaç karakterden oluşsun arkadaşlar bu? Onu bir belirleyelim. Tabii böyle bu şekilde yapamayız çünkü eklememiz gerekiyor. Onun için add diyorum arkadaşlar. Şöyle. Volt DC. Buna genel hatlarıyla ben 100 karakter diyorum ki arkadaşlar sütun çok küçük yani o sel çok küçük olmasın. Aynısını arkadaşlar ne yazdıracağım? Bunlar arkadaşlar form yüklenirken ki kolumda header'lar arkadaşlar. Sonra şuraya akım diyorum. Pardon. Şuraya akım diyorum. Akımın birimini alalım mesela biz burada. Amper alalım arkadaşlar. Bir de şuraya da şöyle yapalım. Parlaklık diyelim arkadaşlar ve bunun da birimini olsun footlambert arkadaşlar diyelim. Şimdi buraya kadar arkadaşlar kısımlar tamam. Mesela bir derleyelim ve nasıl gözüktüğüne bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada aslında gördüğünüz gibi header'larımız ne yaptı? Oluştu arkadaşlar. Ve gridlerimiz de oluştu. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar ekle butonunda nasıl bir işlemler yapacağız? Onları gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu birazcık daha küçültelim. Şöyle dursun. Heh. Şunu da şöyle alalım. Şimdi ekle butonuna gelelim. Ekle butonunda biz ne yapacağız arkadaşlar? İlgili kısımları list view items diye bir array oluşturacağız. Ve bu array ile arkadaşlar list view'ümüze yani tablomuza ekleyeceğiz. Bunun için hızlıca arkadaşlar şunu diyorum. String diyorum arkadaşlar. Row eşittir diyorum arkadaşlar. Ne olacak bu? Birincisi textbox 1 text olacak. Ardından textbox 2 nokta text diyorum. Ardından textbox 3 nokta text diyorum arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar hani row dediğimiz aslında burada bir array oluşturuyoruz. Array oluştururken arkadaşlar hani kaç tane burada benim sütunum varsa o kadar arkadaşlar buraya değer. Ben de şimdi 3 sütun olduğu için gerilim, akım ve arkadaşlar parlaklık. 3 tane sütunum olduğu için 3 tane değer giriyorum her bir satıra. Ardından bunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Variable yani ben belirtmeyeceğim. Kendimi sınırlamayacağım. Satır diyorum. Var diye değişken türümü tanımladım. Satır eşittir diyorum arkadaşlar. Burada ise artık ne yapacağız arkadaşlar? Bir list view items oluşturacağım. Yani bir array. O zaman ne yapıyorum? New diyorum arkadaşlar. List view arkadaşlar çıkmadı. Bir dakika. Tabii küçük harfle yazdık. List view şöyle item diyorum ve içerisine neyi atıyorum arkadaşlar? Oluşturacağım array'in elemanlarını arkadaşlar. Ardından arkadaşlar bunları ne yapacağım? List view'e yani list view olan tabloma ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen list view 1 diyorum. Items nokta et diyorum arkadaşlar. Neyi ekleyeceğim buraya? Satır ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Benim şimdi buraya kadar tamam. Artık ekliyorum. Mesela bir deneyelim. Arkadaşlar.
Hızlıca. Şimdi gerilim değerim kaç olsun arkadaşlar? 5 volt. Mesela. Ardından akımımız 0,65 olsun. Şurada 5,0 olsun. Parlaklığım değerim de 120 footlambert olsun. Gördüğünüz gibi ekledik arkadaşlar tablomuza. Ve şimdi bu işlem tamam. Fakat ben şunu istiyorum. Eğer parlaklık seviye arkadaşlar 100'ün altında ise 100'ün altında ise benim için bu parlaklık seviyesinin yetmeyeceğini ve o selin arkadaşlar kırmızı olmasını istiyorum. 100'ün üzerinde ise arkadaşlar yeşil olmasını istiyorum. Yani geçti anlamına gelen yeşil renge boyanmasını istiyorum bu selin. O zaman ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar burası birazcık önemli. Şimdi ne yapacağım? Bir değer oluşturmam lazım değil mi? Çünkü if'in içerisinde kullanacağım bu sayısal değerimi. Şimdi double diyorum. Değer eşittir. Benim girdiğim değerler text olduğu için bunu double'a dönüştürmem lazım. Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Convert to double diyorum arkadaşlar. Neye gireceğiz? Hangisiydi o? Text box 3 nokta arkadaşlar text girdim. Sonra bu oluşturduğum değeri if'in içerisinde kullanıyorum arkadaşlar. If'te ne yapalım? İşte değer 100 ve 100'den büyükse arkadaşlar şöyle pardon şöyle yapalım. Tabii şu yanlış oldu. Değerim 100 ve hem 100'e işte hem de 100'den büyükse şunu yapacağım. O sele ait kısmı arkadaşlar ne yapacağım? Yeşil yapacağım. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Buradan satırın arkadaşlar aldım. Hangisini arkadaşlar bu? Yani o buradaki row'un kaçıncısını alacağım? 0, 1, ikincisi arkadaşlar. Sub items'a alt eleman demek arkadaşlar. İkisini aldım. Ve rengi ne olacak arkadaşlar? Background color eşittir. Color nokta green olacak. Ve en sonunda bunun sürekli halde çalışmasını istemediğim için arkadaşlar şunu yapıyorum. Satır nokta use items false diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde else için yapıyorum arkadaşlar burada. Biraz da bataryamıza da bakalım. Aynı şekilde şunu da alalım. Şöyle. Ve bu da ne olacak arkadaşlar? Eğer değilse ret olacak arkadaşlar. Tamam. Hemen hızlıca. Yani şuraya kadar umarım anlamışsınızdır. Build diyorum. Debug deyip arkadaşlar çalıştırıyorum. Şimdi bakın. Gerilim 5,0 0,6 amper. Parlaklığı mesela 120. Benim için geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçti. Yeşil oldu o sel. Mesela 98 100'ün altında olduğu için bu değer benim için kaldı olacağı için o sel kırmızı olmasını yani kırmızı etiketlenmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı. Yani bu çok önemli. Ben bunları genelde elektronik çevre bilimlerinde arkadaşlar bu şekilde değerleri takip etmek için önceden böyle kullanıyordum. Size de bunu da aynı zamanda anlatayım dedim. Mesela 10 olsun. 10 footlambert kaldı. 100 dedim. Gördüğünüz gibi geçti. 200 footlambert dedim. Gördüğünüz gibi geçti. Ve en sonunda mesela bir tane daha deneyelim. 99 diyelim. 100'ün altında olduğu için gördüğünüz gibi arkadaşlar kaldı. İşte genel hatlarıyla arkadaşlar ListView'da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.